Mutlu günler efendim. Önce sağlık şifa kapısına hoş geldiniz. Canlı yayında sizler birlikteyiz. Yaklaşık bir saate yakında sizlerle birlikte olacağız. Bugün konu uzmanı efendim Kolon Silivri'den, Kolon Hastaneler Grubu'ndan değerli hocamız, plastik estetik cerrahisi uzmanı operatör doktor Ercan Demirbağ hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle meme estetiğini konuşacağız ve meme estetiğindeki son gelişmeler nelerdir, kimler tercih ediyor, tedavi aşamaları ve sonrasında nelere dikkat edilmeli, hepsini konu uzmanından sizlerle birlikte öğreneceğiz. Ekranlara başına değerli hocamıza sorularınızı eşlik edebilirsiniz. 0212 alan kodu 616 1221'den değerli hocamıza, rejideki ekip arkadaşlarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Dedikten sonra sizler adına ve ekip adına değerli hocamıza merhabalar, hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam Silivri'den ağırlıyoruz sizi. Evet. Perşembe günü de meteoroloji diyor ki kar gelecek. Önceleri tabii Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi deniliyor. Tabii estetiği etkiler mi etkilemez mi bilmiyoruz. Hepsini konuşacağız. Evet. Şimdi tabii Balkan demişken Balkan'da kesiminin artık başlangıcı olduğu için biraz kilo alımı var o taraflarda beslenme alışkanlıklarından. Obeziteye kadar giden bir durumdan tabii ister istemez kilo alımı, yağ aldırma, liposuction deniliyor yanılmıyorsam, evet, değil mi hocam? Hepsini soracağız size ama tabii konu başlığımız meme estetiği olduğu için. Meme küçültme operasyonlarını kimler tercih ediyor ve özellikle tedavi aşamalarında neler ön plana çıkıyor, hepsini soracağız. Meme küçültme oldukça da yaygın olan bir sağlık sorunu ve estetik anlamda kendinin hem iyi hissetmesi, çevresine, bireysel olarak aynaya baktığında daha iyi güç alması anlamında sizlerden destek alınan bir tedavi aracı diyelim. Ama öncesinde meme estetiğinde küçültmeye ilişkin bilgi paylaşımı nedir diye soralım. Sonuçta memenin kadın hayatında çok farklı bir yeri var. Yani kesinlikle. Analık, doğurganlık göstergesi, ayrıca sekonder seks karakterleri olması nedeniyle kadınlık duygusunun yerleşmesinde de çok önemli bir organ. Meme dokusu hayatın iki döneminde kadınlarda fizyolojik olarak zaten büyüme gösterir. Evet. Özellikle ergenlik döneminde menstrüel siklusun başlamasıyla, hormonların salgılanmasıyla beraber meme dokusu büyümeye başlar ve bu fizyolojik büyüme yaklaşık olarak 18-20 yaşına kadar devam eder. İkinci fizyolojik büyüme de gebelik. Gebe kalındıktan sonra özellikle salgılanan hormonların etkisiyle meme bezinde büyüme oluşur. Meme bezindeki büyüme hormonlar salgılandığı sürece devam eder. Bu süreç emzirme bittikten sonra kendini toparlama süreci de sonlanır. Bu sonlanma 3 şekilde olabilir. Gebe kalmadan önce ki meme büyüklüğüne tekrardan gelebilir kişi. Evet. Gebe kalmadan önceki meme büyüklüğünden daha küçük bir memeye sahip olabilir. Ya da gebe kaldığı zamanki memesinden daha büyük bir memeye sahip olabilir. Meme büyüklüğünün sebebini çoğunlukla bilmiyoruz. Yani genetik bir altyapı zemininde gelişen ama sebebini çoğunlukla bilmediğimiz bir rahatsızlık. Özellikle meme büyüklüğü kadınlarda daha sık gözükmekte. Erkeklerde de gözükmektedir. Yine kısaca ona da değinebiliriz. Erkeklerde de gözükmektedir ama kadınlarda çok daha fazla gözükmektedir. Kadınlardaki sıkıntı nedir diyelim? Evet, kadınlarda özellikle belli başlı sıkıntılar neden olur. Bu psikolojik olabilir, organik olabilir. Özellikle kişinin estetik görüntüsünü bozar. Onun dışında memelerin oluşturduğu ağırlığa bağlı olarak boyun, sırt, omurlarında deformasyon, ağrı, fıtıklaşmalara neden olur. İşte sütyen askılarının omuzlarda oluşturduğu derin izler, omuzlarda çökmeler oluşabilir. İşte meme dokusunun karın cildiyle temas eden yüzeyin aşırı terlemesine bağlı mantar enfeksiyonları, pişik, koku görülebilir. Kişi istediği kıyafeti giyemez, göğüslerini gizlemek için ekstradan çaba içine girer. Onun dışında kişi ağırlıktan dolayı daha pasif bir hayat sürmeye doğru sürüklenir. Bunların hepsinin sonucunda da depresyona kadar varan psikolojik sıkıntılara da neden olabilmektedir. Peki tabii kişi size dedi ki hocam artık sıkıntım var ve kendim hazır hissediyorum.
tabii gerektiği yerde de psikolojik destek verdiğinizi dile getiriyorsunuz. Evet. Bu da ekip çalışmasının olduğunu gösteriyor. Tam teşekküllü bir ekip çalışmasında zaten her şeye hazırsınız. Evet. O zaman bu da tabii ki soru olarak her gelen estetik anlamında önce bir hazırsa siz gözlemliyorsunuz, değilse destek alması şart olduğunu gösteriyor. Evet, burada zaten önemli olan her türlü cerrahi müdahalede ya da pejanser türlü müdahalede öncelikle kişinin yapacağınız cerrahiyi hem kişilik olarak, olgunluk olarak kaldırabilmesi hem de sağlık açısından bedeninin kaldırabilmesi lazım. Bir de sağlığın şakası yok. Evet, bunun içinde öncelikle tabii ki psikolojik destek gerekiyorsa psikoloji, psikiyatriye yönlendiriyoruz. Onun haricinde sağlık açısından gerekli yandaş rahatsızlıkları varsa hastayı zaten bu diğer hastalıkları önce bir rayına oturtup ondan sonra ameliyat planlıyoruz. Zaten elbette mutluluk, özgüven ve gereksinme ihtiyacı var ise destek alıyor ama orada tabii tek başına olmuyor. Orada tabii ki ruhu da beslemek için psikolojik destek şart evet, olduğunu şart. Dile getiriyorsunuz. Peki tabii kişi geldi size. Orada danışanınızdan testler istiyor musunuz? Nasıl bir hazırlık safhası kişiyi bekliyor diye soralım. Öncelikle her mama ameliyatından önce bayanlarda özellikle 40 yaşın üstündeki bayanlarda mamografi, 40 yaş altındaki bayanlarda da ultrasonografiyi çektiriyoruz. Yani evet. Memesinde kişinin fark etmediği bir kist olabilir, tümör olabilir, kitle olabilir. Bunun en azından ameliyat öncesinde planlamasını yaparak ona göre girmek gerekiyor. Onun dışında cerrahiyi tolere edebilmesi açısından anestezi alacak, cerrahi yapılacak. Gerekli kan tetkikleri, akciğer filmi, kalp grafisi gibi diğer tetkiklerin hepsini yaptırıyoruz ve anestezi uzmanımıza konsülte ediyoruz. Anestezi uzmanımız da evet ameliyat olmasında bir sakınca yoktur derse ameliyatı planlıyoruz. Şimdi tabii ameliyatı planladınız. Belki de ilk kez narkoz alacağı için belki heyecan, stresi de var ama evet. Çok tecrübeli, güzel, kalabalık bir ekip aslında bu işin tecrübesinde birçok kişi de değil mi? Kişi, evet. Evet, buluşuyor. Tabii orada hazırlık safhasında anestesiye uyuma, uyandırma süreleri nasıldır? Ne kadar kalıyor dedi kişiler merak ediyor olabilir. Evet, ameliyat ortalama olarak yapılacak cerrahi tekniğe ve hastanın göğüs büyüklüğüne göre evet. 3 ila 5 saat arasında sürüyor. Hastalarımız çoğunlukla hastanede bir gün misafirimiz oluyor. Sabahında taburcu olmaktadır. Şimdi hocam mutlaka soruyorlardı ama şimdi bunun asimetrisi var mıdır? İdeal meme nasıl olmalıdır? Patlar mı, çatlar mı? Özellikle de anne olmayı arzu eden hanımların evet. öncesi mi, sonrası mı, süt bezleri etkiler mi diye birçok soru var. Havada, karada, rahat ulaşımda yolculuk yapabilir miyim, yüzebilir miyim diye çok fazla soru var ama tabii ideali nedir diye soralım size. Şimdi her kadının göğüs yapısı farklıdır ve kadınlarımızın çoğunun aslında göğüsü simetrik değildir. Hiçbir zaman ayna simetrisine sahip değillerdir. Çoğunlukla minimal de olsa bir asimetri zaten mevcuttur. Evet. Biz ameliyatta nihai hedefimiz kişinin kendi vücut yapısıyla orantılı büyüklükte ve diklikte bir göğüs elde etmek ve bunu uzun yıllar devam ettirebilmesini sağlamak. Bu ameliyattan sonra asimetri olur mu? Çoğunlukla olmaz. Yani karşıdan direkt baktığınız zaman gözünüze çarpan bir asimetri çoğunlukla olmaz. Yani hiçbir zaman %100 aynı olması imkansız tabii ki ama gözünüze çarpan bir asimetri çoğunlukla olmaz. Bu ameliyatın bir yaşı var mıdır? Aslında bu ameliyatın yaşı tabii ki ideali göğüs gelişiminin tamamlandıktan sonra olması. Yani çoğunlukla 20 yaş civarı, ergenlik evet. sırasındaki süreç. Başlayıp bazı işte bayanlarda 16 yaşında da başlayabiliyor, 13 yaşında da başlayabiliyor ama göğüs gelişimi çoğunlukla 18-20 yaş civarında artık tamamlanıyor. Bizim istediğimiz tabii ki göğüs gelişiminin tamamlanıp ameliyatın olması ama bazen elimizde olmayan nedenlerden. Çünkü göğüs o kadar büyüyor ki artık meme koruyucu ya da süt bezlerini koruyucu cerrahi yapamama alternatifimiz olduğu zaman mutlaka ameliyata gelin diyoruz. Çünkü bu ameliyatların en çok sorulan sorusu ameliyat olduktan sonra emzirebilir miyim? Sonuçta tüm canlıların, memeli canlıların ilk besin kaynağı, sütün kaynağı olduğu için önemli. Yapılacak cerrahiye göre hastalar %95 ila %100 arasında ameliyat sonrasında emzirebilirler.
Belli bir yaş var mıdır? Yok. Yani şöyle, 17 yaşında da yapabiliyorsunuz bu ameliyatı. 80 yaşında da yapabiliyorsunuz. Eğer kişinin yandaş rahatsızlıkları ya da anestezi almasında bir sıkıntı yoksa 80 yaşında da yapabiliyorsunuz. Özellikle bayanlarda, ilerleyen yaşlarda sıkıntı daha çok olmakta zaten. Özellikle menopoz sonrasında hormonların azalmasına bağlı olarak osteoporoz süreci ağırlığın taşınmasını daha da zorlaştırıyor ve kişileri iyice kamburlaştırıyor. Özellikle boyun fıtıklarını çok daha fazla görmekteyiz bu kişilerde. Hem estetik kaygı hem de sağlık en önemlisi. Sağlık. En önemlisi sağlık. Yani bu cerrahi, yani estetik cerrahinin yaptığı ameliyatlar içinde hasta konforunun ya da hasta memnuniyetinin en çok olduğu ameliyatların başında gelmektedir. Çünkü kişiyi hem ağırlıktan kurtarıyorsunuz hem de daha görsel ve güzel bir hale getiriyorsunuz. Mutlu olmak çok güzel bir şey. Yani mutlu hissetmesi aynen kendini. Aynen öyle. Ve bu zaten ameliyatın önemli sonunda, bir faktör. Evet. Ameliyatın sonunda mutluluğu ve özgüveni kişinin gözünde zaten görüyorsunuz. Allah hocam ne güzel anlatıyor. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Kolan Hastaneler Grubu'ndan değerli hocamızı ağırlıyoruz. Plastik estetik cerrahisi uzman operatör doktor Ercan Demirbağ hocamızla meme estetiğini konuşuyoruz. Ama tabii hanımları ilgilendiren bir konu olsa da beylerin de çok şikayet konusunda tedavi yönteminde normal istediği görünüme kavuşma anı diyebiliriz. Evet. Oradaki sıkıntı beylerde nedir diye soralım. Beylerin de çünkü size başvurduğu noktalarda. Evet, özellikle erkekteki meme büyümesine jinekomasti diyoruz. Bu tek taraflı veya iki taraflı olabilmektedir. Jinekomastinin çoğunlukla altta yatan bir nedeni yoktur. Bu da büyük oranda altta yatan sebebi olmadan karşımıza çıkmaktadır. Erkeklerde de memenin bir büyüme fizyolojisi vardır. Özellikle ergenlik süreciyle beraber vücutta salgılanan hormonların da etkisiyle özellikle erkeklerde salgılanan erkeklik hormonu dediğimiz testosteron meme büyümesini engeller, baskılar. Ama erken dönemde hormonların dengesizliğine bağlı olarak memelerde büyüme gözükebilmektedir. Bu özellikle %50 genç erkekte gözükmektedir. Bazen beyler spor salonunda o enerji çiçekleri onların etkisi oluyor mu hocam? Onların etkisi var. Onu şimdi söyleyeceğim. Özellikle aman dikkat diyelim çünkü. Evet, ona çok dikkat etmek gerekiyor. Erkeklerdeki meme büyümesi çoğunlukla dediğim gibi jinekomasti dediğimiz bu süreç fizyolojik bir süreçtir ve bunların büyük bir kısmı 1-2 yıl içinde kendiliğinden gerileyerek kaybolmaktadır. Ama belli bir kısımda yaklaşık %5 oranındaki hastada özellikle bu ergenlik sürecindeki büyük memeler kalıcı olabilmektedir. Onun dışında çoğunlukla altta yatan bir hastalık olmaktadır. Bu işte tiroid hormon bezi olabilir, böbrek üstü bezi hastalıkları olabilir, testis tümörleri olabilir. Onun dışında vücut geliştirmede kullanılan anabolik steroidler var. Özellikle vitaminler, bunlar meme büyümesini artırmaktadır. İşte karaciğer yetmezliği, siroz, diyaliz vesaire sebebi bilinen jinekomasti nedenleridir. Ama dediğim gibi çoğunlukla sebebi bilinmemektedir. Jinekomastide de çoğunlukla yaklaşım olarak cerrahi dışında bir alternatif maalesef yoktur. Özellikle spor yapmak, medikal tedavi, işte doğal organik ürünler vesaire, bunlarla maalesef büyümüş olan göğüslerin küçülmesi söz konusu olmuyor. Tedavi şart. Tedavisi cerrahi olarak şart. Peki sonra tekrarlar mı diye soralım. Çünkü evet, kendimi hazırlayana kadar zaman süre geçti ama şimdi diyecekler ki nasıl, birçok soru kafada vardır mutlaka evet. Gelene kadar ama tabii birçok kişiye yaptığınız için sizin için sıradan ama o kişi ilk kez kafasının birçok soruyla size geldiğinde mutlaka kendine emin olmadığı sürece teslimiyet olmuyor. Tabii orada tabii doktor evet. Hasta ilişkisi, iletişimi, güveni çok çok kıymetli. Tekrarlar mı peki? Tekrarlamaz. Yani teknik olarak yaptığınız işten dolayı tekrarlamaz. Çünkü jinekomasti dediğimiz şey erkekte meme büyümesi. Evet. İnsandaki kadın ve erkekteki meme dokusu aslında temel olarak birbirine benzer. Burada erkekteki meme dokusunda da aynı şekilde meme bez yapısı ve yağ bulunmaktadır. Bizim ameliyatta yaptığımız şey her iki meme küçültme cerrahisinde de yaptığımız şey aslında aynı. Memedeki fazla olan dokuları almak. Burada erkekte özellikle yağ dokusu fazlası yağ dokusunu alıyoruz. Meme dokusu ekstradan fazlaysa onu da alıyoruz.
sonuçta orada tekrarlayacak bir canlı doku bırakmıyoruz. Mevcut fazla olan dokuları zaten alıyoruz. Yani kişi çok ciddi bir kilo alırsa, yani 50 kilo, 60 kilo gibi bir kilo alırsa sarkma yapar mı? Tabii ki bir miktar hacim kazanır ama sonuçta vücudunuzun diğer kısımları iki katına çıkıp göğüsleriniz çok cüzi miktarda bir büyüme gösterebilir. Tabii dikkat edeceğiz. Ama tabii ki evet. Yani, spor şart her yayında söylediğimiz gibi. Spor sağlıklı yaşamak şart çok tabii ki. Sonuçta önemli olan bir şeyi korumak. Kilonuzu da korumak. Kilo alıp vermeler insan vücudunu çok ciddi şekilde yoran süreçlerdir. Kesinlikle. O yüzden mümkün olduğu kadar hastalarıma hep aynı şey diyorum. Ortalama artı eksi 3-5 kiloda oynamaya özen gösterin. Yoksa ben istediğim zaman çok rahat kilo verebiliyorum. O yüzden 20 kilo aldım demek çok yanlış bir şey. Çünkü bu sefer cildinizde çatlaklar, sarkmalar oluşuyor. Ve cilt kaliteniz bozulduğu zaman belli bir süre sonra ne kadar kilo verseniz de bu sarkmaları cerrahisiz toparlayamıyorsunuz. Hocam siz beyler şanslısınız. Hanımlar daha çabuk deformasyon olabiliyor. Hormon değil mi? Evet. Peki tabii gelen sorular izleyicilerimize dikkatli olduğu için ister istemez tabii kilo alıp vermeden sarkma oluyor. Gebelik döneminde de ister istemez, emzirme döneminde de ister istemez kilo oluyor, çatlama oluyor. Sonrasında emzirme dönemi bittikten sonra tekrar toparlama yaptırabilir mi diye soruların cevabını evet, özellikle emziren bayanlarda emzirme süreci bittikten sonra göğüslerde bir toparlanma süreci evet başlıyor. Bu süreç ortalama olarak 6 ay sürmekte. 6 aydan önce herhangi bir cerrahi yapmıyoruz. Çünkü göğüsteki süt bezlerinin tekrardan kendine gelmesi, hormonların tekrar normal seviyeye inmesi yaklaşık olarak 6 ayı buluyor. Ve 6 aylık sürecin sonunda ne olacağını net olarak görüyoruz. Eğer herhangi bir cerrahi planlıyorsak da bunu 6 ayın sonunda planlıyoruz. Çünkü bazen hastalarımız geliyor, işte emziriyorum, göğüslerim çok büyüdü. Evet, haklısınız ama şu an yapılabilecek hiçbir şey yok. Emzirmenizi mümkün olduğunca işte ideal olarak 1-1,5 neyse yıl boyunca yapmanız. Sonrasında emzirmeyi bıraktıktan sonra 6 ay sonrasında tekrardan görüşmek üzere randevulaşıyoruz. Onun biz dışında erken süreçte yapabileceğiniz herhangi bir cerrahi müdahale maalesef söz konusu değil. Çünkü cerrahi erken yaptığınız zaman normalde hormonlar tekrardan normal seviyeye geldiğinde belki göğüs toparlanıp eski haline gelecek. Ama siz öncesinde küçülttüğünüzde, normale getirdiğinizde o süreçte hormonlar tekrardan eski haline geldi. Bu sefer daha küçük, idealden daha küçük bir göğüste karşılaşabilmektesiniz. Şimdi yine elimde sorular var hocam, izninizle paylaşmak istiyorum. Estetikte kullanılan yöntemler nelerdir diye gelenler var. Oradaki silikonun zararı vücuda var mıdır? Vücut 4 yaşını büyütmeden. Meme büyütme. Peki özellikle ağrılı bir dönem midir? Doktoru nasıl seçmeliyim? Özellikle hangi sorulara ya da neleri dikkate almalıyım diye gelen sorular. Şimdi meme büyütmeyi belki biraz kenarda tutuyorum. Şu an tabii, özellikle küçültmeyle ilgili konuştuğumuz için. Meme küçültme ameliyatı çok hastayı zorlayıcı bir ameliyat değildir. Uzun sürmektedir. Evet, çünkü memeyi komple, her iki memeyi de komple şekillendiriyorsunuz. Tekrardan dikiyorsunuz. Süre olarak uzundur ama hastayı çoğunlukla dediğim gibi biraz önce sabahına taburcu etmekteyiz. Bu taburcu olduktan sonra hastalarımız çoğunlukla birinci haftada sosyal hayatlarına dönebilmektedirler. İşte hastalarımıza sıkı bir sporcu sütyeni takıyoruz göğüslerini derli toplu tutması için. Hastalarımıza özellikle ilk 6 hafta yani 1,5 aylık süreçte ağır kaldırma, kollarını zorlayacak sportif faaliyetler, bu tenis olabilir, yüzme olabilir ya da kolunuzu zorlayacak hareketlerde bulunmasını istemiyoruz. Şekli mi bozar ya da nedir? Şimdi şöyle, daha mı sıkıntı, dikişler midir? Evet, göğüs kafesini biz sonuçta komple tekrardan şekillendiriyoruz ve çok geniş bir cerrahi saha bu. Bu sahadaki yara iyileşmesi özellikle her türlü yara iyileşmesinde olduğu gibi ilk dönem 3 ila 6 haftalık süreçte gerçekleşir. Evet. Bu süreçte çok fazla zorlarsanız şekil değişiklikleri dediğiniz gibi dikişlerde özellikle zorlanmaya bağlı açılmalar oluşabilir. Şeklini istediğimiz şekilde özellikle iyileşmesi için bu dönemde dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka. Peki sonrası 6 ay sonrası her şey yolunda 6 hafta. 1,5 hafta sonrasında. 1,5 ay sonrasında evet hastalar sportif faaliyetlerine başlayabilir. Ağır kaldırma vesaire normal
önerdiğimiz sütyen dışında sütyen rahatlıkla kullanabilirler. Ulaşım anlamında sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yoktur. Normalde ameliyattan sonra 3. günde dahi hastalarımız uçakta seyahat edebilirler. Herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. İz kalır mı diye estetik kaygısı olan hanımlar için hani göze çarpan bir rahatsızlık olur mu? İz kalır mı? Evet, iz kalır. Sonuçta her türlü cerrahi işlemden sonra cilt evet. bütünlüğünün bozulduğu her türlü cerrahi işlemden sonra iz kalır. Tabii burada izin özellikle mümkün olduğu kadar görünmeyecek gizlemeye çalıştığımız işte meme altı oluk vesaire teknikler olsa da her halükarda bir iz kalmakta. Ama bu biraz önce de dediğim gibi hastaların memnuniyetini hiçbir zaman bastırmamakta. Aksine dediğim gibi hastaların hiçbiri, ben şu ana kadar yaptığım cerrahiler içinde hiçbir hastanın cerrahi sonrası oluşan izi kafasına taktı ya da dert ettiğini görmedim. O da olsun be hocam. En azından, sağlığına yani kavuşması. Çünkü fayda zarar çok tabii. önemli. Tıbbın her alanında olduğu gibi fayda zarar çok önemli. Ve sonuçta bu küçültme işlemini işsiz yapma imkanınız yok. Çok zor. İmkansız. Böyle bir teknik yani şu an dünyada yok. İlerleyen yıllarda bulunursa tabii ki işsiz yaparız ama sonuçta bu iş şu an için izdi. Bu iz bizim için iz ama tabii ki çoğu hasta bu izi zaten görmüyorum diyor. Yani benim için hiç sorun değil diyor. Gözükmüyor bile diyor. Ama sonuçta plastik cerrahlı olarak biz her zaman bunu iz olarak kabul ederiz ve hastalarımızı da bu şekilde söyleriz. Tabii ki bir miktar iz kalacak ama bu sizi rahatsız edecek düzeyde bir iz olmaz. Ama yara iyileşmesiyle ilgili, kişinin yara iyileşmesiyle ilgili ciddi bir sıkıntısı yoksa. Ama müthiş bir şey. Sağlık anlamında diyorsunuz ki bel, boyun, sırt hepsinde... Evet. Ciddi bir yükten kurtuluyorsunuz. Omuzlarınızdaki o psikolojik değil ama fiziksel yükten ciddi anlamda kurtuluyorsunuz. Gerçekten kurtuluyorsunuz. Kesinlikle. Peki meme büyütmede aynı mıdır? Eklemek istedikleriniz var mıdır? Meme büyütme süreci biraz daha farklıdır. Meme büyütme ameliyatında da yine ameliyat öncesinde meme dokusuyla ilgili bir sıkıntı olup olmadığını anlamak için özellikle işte 40 yaş üstü bayanlarda yine mamografi, 40 yaş altı bayanlarda meme ultrasonu rutin olarak istemekteyiz. Ameliyat tetkiklerini istemekteyiz. Hastalar ameliyat süreci daha kısadır. Ortalama 1-2 saat arasında sürmektedir. Hastaların konfor anlamında işte sabahına taburcu olmaktadırlar ya da aynı gün taburcu olabilirler çoğunlukla. Süreç yaklaşık birbirine yakındır. Aynı şekilde 6 hafta, 1,5 ay kadar işte bir sıkı sporcu sütyeni kullanmasını istiyoruz ve bu süreçte özellikle ağır sportif faaliyetlerden uzak durmasını istiyoruz hastalarımız. Peki protez çeşitleri var mı? Varsa nasıl, neye göre kim tercih etmeli diye soruyorum. Protezlerin çok çeşitleri var. Özellikle tabii günümüzde kullanılan protezler silikon içerikli protezlerdir. Bunların çoğunun dış çeperi silikondan oluşur. İçinde de jel kıvamında silikon vardır. Basınca çekmeye, darbeye vesaireye dayanıklıdır. Yani bir balon gibi patlayan ya da çatlayan ürünler değillerdir. Patlasa bile bir çıkıntı şeklinde görünürler. Göğsün şeklinde bir değişiklik oluşmaz. Günümüzde çoğunlukla kullandığımız protezler pürüzlü yüzey dediğimiz protezlerdir. Protezler düz yüzeyli veya pürüzlü yüzey olabilir. Pürüzlü yüzey protezleri şu an için biraz daha çok tercih etmekteyiz. Özellikle kapsül kontraktör dediğimiz bir reaksiyon oluşmaması için. Onun dışında protezlerin kendi içinde anatomik veya yuvarlak olarak ayırabileceğimiz şekilleri mevcuttur. Peki tabii hepimizin kendine göre boyu kilosu var. Evet. Gelen kişiler, danışanlarınız şu mutlaka şöyle olsun diye bir tercih hakkını kullanmak isterse vücut onu kabul eder mi diyelim ya da nasıl oluyor? Şimdi kişinin tercihi çok önemli. Evet. Tabii ki. Sonuçta göğüs kişinin yaşayacak olan, taşıyacak beden olan, onun. Kullanacak olan evet kendisi. Ama tabii ki burada önemli olan makul istekler olması lazım. Yani bizim yapabileceğimiz kişinin de onu vücuduyla kabul edebileceği bir istek olması lazım. Sonuçta çok abartı bir büyüklüğe sahip olmak istiyorum derse çoğunlukla zaten uygulamaktan kaçınıyoruz. Çünkü zaten herkesin göğüs yapısı belli. Belli bir göğüs büyüklüğü var ve bu büyüklüğün üzerinde isteseniz dahi mevcut protez yok, bulamazsınız.
O yüzden belli bir büyüklük zaten zaman... var. Bir üst limit zaten var. O yüzden bazen hastalar geliyor. İşte ben 800 cc'lik bir protez istiyorum. Ama 800 cc'lik protez sizin bedeniniz için yok. Ne demek o? Bizim dilimizden. Hacim olarak, hacim yani, olarak 800 cc'yi deneyiz. Vücudu onu kaldırabilir mi? Ya da... Kaldıramaz çünkü sonuçta silikon dediğimiz yapı biraz önce de dediğim gibi ya yuvarlak protez diyoruz, bir dairenin top şeklinde bir daire düşünün. Ortadan ikiye kesilmiş hali düşünün. Onun bir tabanı var. Bu taban göğüs çapınızla orantılı olmak zorunda. Eğer göğüs çapınızdan İmkansız. Büyükse evet, giremez zaten. Yani tabana yayılmaz. O yüzden belli limitleri var. Biz de bu limitler içinde kişiye opsiyon sunmamız şu şekilde oluyor. Yani normal sınırlar içinde, normalin üst sınırları içinde olabilir. Yoksa anormal bir büyüklüğü zaten istesek de yapamayız. Peki şişlik ağrı olur mu? Tabii aynı ekip, aynı zorluk dediniz siz küçültmedi. Bunda yani da muhtemelen aynı şöyle, ekip. Şöyle, bu biraz kişinin ağrı eşiğiyle de ilgili. Kimi hasta normalde ameliyat sonrası ikinci günde normal sosyal hayatına birebir dönebiliyor. Bazı hasta bir hafta 10 gün kadar bu ağrıyı hissedebiliyor. Kişisel farklılıklar gösteriyor ama çoğunlukla çok ağrılı ve sancılı bir ameliyat değildir. Hissiyat anlamında hissiyat anlamında cerrahi sonrasında özellikle erken dönemde, ilk bir aylık dönemde hissizlik, aşırı his, yani aşırı his dediğimiz parestezi vesaire olabilmekte. Ama bunlar çoğunlukla ilk bir ayda toparlamakta, en uzun süre 3 ila 6 aylık dönemdir. 6 aylık sürenin sonunda %99 oranında birebir eski haline döner. Ömürleri var mıdır? Protezlerin ömrü yoktur. Yok. Protezler yani atıyorum işte 3 yıl sonra, 5 yıl sonra mutlaka değiştirilmesi gereken materyaller değildir. Hı hı. Ama tabii ki yer çekimin etkisiyle göğüslerde sarkmalar ister istemez oluşacaktır. İlerleyen yaşlarda, ilerleyen zamanlarda eğer sarkma oluşursa ve hasta bunu toparlattırmak isterse o zaman tekrardan değerlendirilir ama ömrü olan yani belli bir ömrü olan materyaller değildir. Ömür boyu kullanılabilir. Ya da diyecek ki sıkıldım hocam, çıkarmak istiyorum. Evet. Orada vücut tabii belirli bir dediğiniz gibi şekil alıyor. Orada yine deformasyon olur mu? Yani çıkarma hakkını kullansa diyelim. Şöyle sonuçta eğer... Kişi yine bekliyor diye. Çıkarılabilir mi? Çıkarılabilir. Evet, çıkarma işlemi çok daha basit bir süreçtir. Hı hı. Çıkarıldıktan sonra sonuçta hacim kaybına bağlı olarak kilo vermiş gibi düşünün kendinizi. Hı. Nasıl bir sarkma ve küçülme oluyorsa aynı şekilde... Eğer protez yüksek hacimdeyse küçülme olur tabii ki. Yine gelen... Onun dışında, evet, onun dışında ekstra bir sıkıntı yaratmaz. Ameliyatsız estetik var mı Mehmet'e diye soralım. Gelen sorular o yönde, evet. Ya da varsa nasıl biz ameliyatsız de öğrenmiş ameliyatsız estetik olalım. Maalesef söz konusu değil. Yani bu meme yapısı özellikle hormonlara duyarlı bir organdır. Memedeki yapacağınız değişiklikler... Büyütme anlamında söylüyorum bunu. Hı hı. Hormonlar üzerinden olabilir. Eğer hormonal bir takviye alırsanız göğüslerinizde büyüme olur ama bu ciddi anlamda sağlık sorununa neden olabilir. Bu tercih edilen bir şey değil. Onun dışında ameliyatsız meme estetiği özellikle yağ enjeksiyonu anlamında ya da dolgu anlamında söylüyor olabilirler. Yağ enjeksiyonu dediğimiz şey de tabii ki bir ameliyattır. Ama dolgu uygulanabilir mi? Ben tercih etmiyorum, sağlıklı bulmuyorum. Çünkü o kadar yüksek hacimlerde bir yabancı cismi kontrolsüz şekilde memenin içine verdiğinizde sonrasında bir sıkıntı yaşarsanız toparlama süreci toparlayıp memeyi tekrar eski haline getirmeniz çok zor. O yüzden dolguyu hastalarımıza da tavsiye etmiyorum. Peki hocam yine gelen sorular olduğu için şimdi özel hazırlanmış bir memenin içine konulan bir implant. Evet. Ona uyum sağlamama durumu var mı diye olabiliyor. Soralım. Olabiliyor. Bazen karşımıza gelebiliyor. Özellikle %1 ila 2 oranındaki hastada sonuçta koyduğumuz vücudun kendisinden olmayan yabancı bir cisim. Evet. Bu yabancı cisim sonuçta vücudun savunma mekanizması olarak
vücuttan atılmaya çalışır. Hı hı. Vücut bunu atamayacağı için tabii ki çevresinde bir kılıf oluşturur. Bu fibroz kılıf bütün hastalarda oluşur. Bu normal fizyolojik bir süreçtir. Evet. Bu kılıf bazı hastalarda çok abartılı oluşur. Çok abartılı olduğu zaman evet göğüste çekilmelere, deformasyonlara, ağrıya neden olabilmektedir. Bu tür durumlarda özellikle o oluşan kapsül dediğimiz yapının temizlenip protezin değiştirilmesi gerekiyor. Yani sonuçta her hastada %100 kabul görür mü diyorsanız tabii ki görmez. Sonuçta her cerrahi işlemin kendi içinde bir riski vardır. Şimdi tabii sürenin nasıl geçtiğini anlamadım ama son 5 dakika diyor. Rica edelim uzatma şansınız varsa bir 5 dakika daha uzatalım ki konu konuyu açıyor çünkü. Şimdi yaşı ergenlik sonrası yapılabilir dediniz özetlemek gerekirse. Evet. Hanımlar ve beylerde testleri var. Mutlaka onay evet. gelirse ekibinizle birlikte ameliyathaneye de ekip zaten diğer ekiple birlikte herhalde anestezi, bilgiler var. Anesteziye evet. gidiyor. Herkesin de uyanma süresi, belki narkoz alma süresi de farklıdır evet. elindeki testlerden. Özellikle de ağrılı olmadığını dile getiriyorsunuz. Sonuçta cerrahinin tabii ki ağrısı tabii ki oluyor hocam, ama hocam, bu ağrı basit ağrı kesicilerle kontrol altına kesinlikle. Alınabiliyor. Ve hastaların yani ağrıdan dolayı bir rahatsızlık hissetmemesini özellikle çaba gösteriyoruz. Tabii bir de en önemlisi dış görünüş için çok çok kıymetli. Evet. Evet, hem de kişinin kendini iyi hissetmesi çok güzel bir duygu. Evet. Emeklerinize sağlık, bilgilerinize sağlık diyelim. Ve özellikle de tabii konunun başında dedim ya hocam, Trakya tarafında kilo da çok var. Bu liposuction olayında mutlaka değinmeden geçemeyeceğim. Bu yağ aldırma olayı hocam. Zor işlem midir? Yağ aldırma işlemi zor bir işlem değildir. Ama yağ aldırma işlemi bir kilo verme işlemi değildir. Yağ aldırma işlemi dediğimiz şey liposuction. Bir kontur düzeltme işlemidir. Kontur dediğimiz kişinin bölgesel fazlalıklarının vücuduyla uyumlu hale gelmesidir. Atıyorum basenlerde bir fazlalığımız var ya da karın bölgemizde cildin sarkmadığı bir fazlalık yağ dokusu var. Bu bölgelerde özellikle liposuction yapılabilmektedir. Liposuction cerrahi bir işlemdir, konforlu bir işlemdir. Hastalar çoğunlukla hastanede bir gün kalmakta ve sonrasında zaten taburcu olmaktadırlar. Taburcu oldukları zaman işte uyguladığımız bölgeyi içerecek şekilde atıyorum basense basen bölgesini, karınsa karın bölgesini içine alacak şekilde bir korse uygulaması yapıyoruz. Bu korse uygulamasını ortalama 1-1,5 ay kadar kullanmasını istiyoruz hastalarımızın. O yağları alıyorsunuz değil mi hocam? Evet, yağların işe belli yarar bir miktarını mı? Dondurulma alıyoruz. Olayı var mıdır? Sonra faydası var mıdır? Zararı var mıdır? Tamam, zarar kilo olarak ama sonra işe yarar mı diye sorular geldiği için soralım. Nasıl de, yağları? Ya yağları tuttunuz, evet. zayıfladın da enjekte yaptırsınlar. Olmaz şimdi mı? yağlar aslında çok değerli. Evet. Bizim için çok değerli. Kesinlikle. Çünkü yağ enjeksiyonu da yapıyoruz. Yani yüzümüzde, vücudumuzun dolgu başka anlamında. Bölgelerinde evet. dolgu amaçlı kullanıyoruz. Ve yağ hücrelerinin içinde yoğun şekilde kök hücre bulunmakta ve aktarıldığı bölgede tabii. cilt kalitesini çok ciddi anlamda artırmaktadır. Yani yağ aslında çok değerli bizim için ama... İstemediğimiz bölgede olduğu zaman ister istemez tabii ki alıyoruz artık. Ki kişinin vücut algısını daha güzel olarak görmesini sağlıyoruz. Peki kişi dedi ki hocam ben eğer vücudum da el veriyorsa sağlık açısından da onay sizin ekibinizle birlikte çıkarsa meme estetiği yaptırmak istiyorum. Ama işte karın bölgesinde de var, basende de var sizin anlattığınız cümlelerden yola çıkaraktan. Aynı anda birçok işlem olabilir mi vücut kaldırabilirse eğer diye soralım. Kişinin... Genel sağlık evet. durumu eğer izin verirse kombine ameliyatlar yapılabilir. Hı hı. Burada tabii cerrahın tercihi de önemli. Ben çok aşırı kombine, ikinin üzerinde kombinasyonu çok tercih etmiyorum. Çünkü hastaların iyileşme süreci bir miktar uzuyor. Toparlanma süreci bir miktar uzuyor. Yani hastalarımıza bazen şöyle bir algı oluşuyor. Yani ben uyumuşken onu da yapalım, bunu da yapalım, hı hı. öbürü de çıksın aradan. Ben çok sağlıklı bulmuyorum. Kişinin toparlanma sürecini ciddi şekilde uzatıyor bu. Öbür türlü 3 günde toparlayacak hasta 10 günde 15 günde toparlıyor. O yüzden kombinasyon yapılabilir. Bazı kombinasyonları özellikle tercih ediyoruz ama çok fazla kaçmamak lazım. Kıvamında, dozunda yapmak lazım. Evet. Peki kapanışa giderken şimdi doktor seçimi anlamında tabii kafasında birçok soru olduğu için
en çok şunları sorarsa daha rahat olur diyebileceğiniz birkaç soru tüyosu verebilir misiniz yaptırmak isteyen adaylara diyelim? Mutlaka hani şunu sorun ki siz kendinizi hazır hissetmeniz için. Doktorların öncelikle zaten şunu sosyal medyanın gücü çok büyük hocam. Evet. Plastik ve estetik cerrahi olup olmadıklarını doktorlarına lütfen sorsunlar. Çünkü sonuçta günümüzde belki tüm dünyada ve Türkiye'de bu işlerin tabii ki popüler olması, işte belli bir ücret karşılığında yapılması vesaire, bunların hepsinin cazibesiyle diğer branşlardan da işi bilen bilmeyen çoğu kişi, doktor olmayan kişilerin de bu işi yaptığını görmekteyiz ve bunlar ciddi anlamda sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani sorabilecekleri en güzel soru herhalde bu olur. Diplomasını görmek isteyebilirler. Hiçbir doktor, plastik cerrah bundan gocunmaz. Zannetmiyorum hiçbir şekilde. Aksine mutlu olurlar. Bence tek sormaları gereken şey bu. Diğerini zaten doktor arkadaşların hepsi bir şekilde tarif eder, anlatır, bilgilendirir hastayı. Kesinlikle. Hocam kapanışa gidiyorum. Yönetmenim de toparlayın diyor ama tabii meme estetiği olunca ister istemez tabii dön dolaş yine aynı yere geliyoruz. Kitle varsa tabii önemli bir sağlık, onkolojiyle ilgili bir destek aldı ve dedi ki cerrahi evet oldu ama bir de plastik estetik cerrahisinde de bir görsel anlamda da toparlanma için bir konuşmanızda fayda var diye belki cevabını olur mu olmaz mı diye sizden dinleyecek ama tabii orada kitle var, temizlendi. Orada tabii silikon destekleyici olabilir mi diyelim kanser tedavisi gören danışanlarımız adına da. Tabii tamamen farklı sağlık, bir konu. Ona da şöyle söyleyeyim. Özellikle meme kanseri olan hastalarımızda eğer cerrahi onkoloğu da izin veriyorsa, yani bu izin veriyorsa kişi derken kişinin zaten, tabii, evet, tedavi. Kanserinin yapısıyla, evresiyle sonrasında göreceği tedavilerle ilgili çünkü. Buradaki süreci belirleyen özellikle cerrahi ve onkoloğu izin verirse, bizim istediğimiz eş zamanlı rekonstrüksiyon, yani eş zamanlı düzeltme yapmaktır. Burada eş zamanlı olarak küçültmeyle beraber, yağ enjeksiyonları küçültmeyle beraber protez veya kombine şekilde yapabiliriz. Ama tabii ki kişinin ihtiyacına göre tamamen kişisel bir tedavi yaklaşımı vardır burada. İstediğimiz her zaman için cerrahiyle eş zamanlı, yani kitlenin çıkarılmasıyla çıkarıldıktan sonra bizim olaya ilatıp orayı düzeltmemiz. Ama izin vermeyen durumlarda ne yapıyoruz? İzin verilen en erken sürede yapmak. Yani bu radyoterapiden sonra olabilir, önce olabilir. Sonuçta bir ekip işi, multidisipliner yaklaşımla yaklaşmak lazım. Burada alternatiflerimiz dediğiniz gibi protez olabilir, yağ enjeksiyonu olabilir, kişinin kendi dokusu olabilir, sırtından doku getirebiliriz vesaire. Çok alternatif var ama özellikle dediğim gibi eş zamanlı yapmayı her zaman için tercih ediyoruz. Hem kişinin psikolojisi için hem elde edeceğimiz cerrahi sonucun daha iyi olması için. Peki hocam. İyi ki varsınız. Emeklerinize sağlık. Siz en yakın zamanda yeniden ağırlamak dileğiyle çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden iyi yolculuklar olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Yarın yeniden aynı saatte karşınızda olacağız. Allah'a ısmarladık. Ben size yıldızlı 10 veriyorum. Teşekkür ederim. Ben bir de gülmenizi, çok güzel güldüğünüzü söyleyen yoksa bir yıldızı daha verim. Hoca çok güzel gülüyor. Biraz önce çok ciddi duruyorsunuz dediniz. Hayır. Direkt orada bir geçirdiniz bana yani. Çok tribüne oynuyor hoca. Hoca tribüne oynuyor. Yani bilmiyorum. Ya olur mu? Ben belinizi alacağım sizin daha.